çıkarabilir misin tabağı? En çok seni endişelendiren ne? Şef, patates ve denge lezzetleri. Patates çünkü normalde dondurup çıkartıp geri kızartmamız falan gereken bir formdayken biz şu an fırında pişireceğiz. O formu bozmadan pişirip tabağa yerleştirmemiz gerekiyor. Hızlı soğutucu desteği alabilirsin. Fırından sonra. Ama şöyle bir şey var, biraz yoğunluk koyduğun zaman çok da problem yaşamıyor. Ya da güzel bir ağırlık. Bakalım, orada bir trik işte var aslında, o triği yapmak lazım. Sefim de söyledi, biri ağırlık. Aynen. Ağırlık hepsinden önemli. Ağırlıkla onu geri yapıştırmak lazım. Öyle şef. Evet Ayaz. Güzel bir tabak şef. Ya ayrı ayrı malzemelere baktığım zaman hepsi daha önce yaptığım ürünler. Yanağı da güzel bir şekilde pişirirsem inşallah bu turdan sıkıntısız bir şekilde çıkarım. Daha önce yaptığım malzemeler, sorun yok şef. Tezgaha geçtiğim zaman şu anki yemeğe bakarım. Bu anki yemeği en güzel şekilde çıkarmak için uğraşırım. Devam şef. Bir önceki turda yapmış olduğun hatayı... Hata şef zaten. Yani doğru bir şey değil zaten şef yani. Aslında bir şey katmak ya da bir şey çıkarmak falan değil ama şef tabağa dokunulmaması lazım ama oldu şef. Herkes hata yapar. Ama şef büyük kaşık olduğu için içine koydum, onu orada götürürken düşer şef. Bunun farkındayım. Hayır. Şef sen oradan ben bir şey... en sonki mumbar olayından sonra kendime büyük ders aldım. Çünkü çok büyük bir hata yaptım o mumbar olayında. Ve tabağım iptal oldu. Yemekle ilgili süre bittikten sonra ne yapabiliyoruz, ne yapamıyoruz onu anlatır mısın? Şef bir şey katmadım yemeğe zaten. Yani yanında zaten baharatlar falan normalde tezgahta da verildiği için. O yüzden baharatlar şef yemeğe katmadım yani, özür dilerim. Ayaz süre bittikten sonra bütün o tabağı hazırlıyor sıfırdan. Ben bir şey atmak için yapmadım, onu demek istiyorum şef. Ya, gerçekten... İçinde yoksa bunun zaten büyük bir sorun olduğunu biliyorum. Tabağımın iptale gideceğini de biliyorum. Eleme gecesindeyim. Eğer öyle bir şey varsa bile şef, içinde bir şey varsa ben önünüze geldiğim zaman kaşıkla onu köşeye alıp bir şekilde onu tekrar oraya sunabilirim. Ama içinden bir şey çıkarmaya bir çabam yoktu şef. Gerçekten yani bunu size aktarmak istiyorum. Yani illa içinden bir şey çıkartayım, işte onu size göstermeyeyim diye öyle bir art niyet yoktu yani içimde. Yoksa içinden bir şey çıkarayım falan yoktu. Olsa şef söylerim, yanındaki mumbar tabağım oldu söyledim. Bal tabağı oldu söyledim. Burada da olsa emin olun şef söylerim bal yani. Bal tabağını sen söylemedin. Biz duyardık. Şef biliyorum zaten ama sonradan bir ürün isteyemiyoruz. Bunun da farkındayım şef. Ama yani bir art niyetle yoksa onu çöpe at, işte oradan bir malzeme çıkarayım. Zaten pütürtülü bir sos yapmıştım. Burada şöyle bir şey gelişmeye başladı. Zaman zaman kendi aranızda başlarda bunu yaptınız. Daha ilk uyarımızda yukarıdan aa biz bunu hep yapıyoruz, biz bunu hep yapıyoruz diyorlar. İzleyelim mi görüntüleri? Bakalım aynı şeyleri söylemeye devam edecek misiniz? Başlatalım. Böyle eğiliyorsun, bir bakıyorsun şöyle. Oradan bir şey yok, arıyorsun. Kaşık durmuyor bak, görüyor musunuz? Bir şey arıyorsun. Atıyorsun. Arkadaşlar. Şef yemin ederim elimde kaşık durmuyor. Bırakmaya çalışıyorum durmuyor kaşık. O zaman şef, bir daha izleyelim dikkatlice. Bir daha seyretmek isteyen var mı? Yukarıdan emin olmayan... Şefim biz karıştırıldı zannettik, özür dileriz. Kusura bakmayın. Malzeme alınıyor. Bir şey görülüyor. O alınıyor. Oraya dökülüyor. Şef eğer bir malzeme alınacaksa içindeki ne malzeme aldığımda gözüksün şefim. Sayın şefim bir görüntü geldi. Hep birlikte bakalım. Verelim görüntüyü arkadaşlar. Şimdi burada tavayı sallıyorsun. Elini değdiriyor. Alamıyor. Bu arada biz son 10 saniyeyi sayıyoruz. Muhtemelen de kaşıkla o alamadığın parçayı alıp atıyorsun. Durum böyle. Peki bu görüntülerden bizim ne yapmamız uygun olur? Ya şef yemin ederim öyle bir art niyet yok ya şef. Vallahi ben yani... Ya Ayaz özür dilerim. Geçişte savunma artık. Bu an devam ettirmesi çok iyi olacak yani. Şimdi tabii bizim en baştan beri yukarıdaki arkadaşlar da hepsi biliyorlar ki bizim tabak bittiği andan itibaren bizim izin verdiğimiz soslar, sifonlar dışında tabağa ya da yanındaki herhangi bir elemente kesinlikle
bir şey koymak ve oradan bir şey almak kesinlikle yasak. Aslında konumuz bu. Yani size sabahtan beri anlatmak istediğimiz de bu. Bunu bir kez daha tekrar ediyoruz. Burada tabağa herhangi bir şey bizim süremiz bittiğinde koymak ve almak yasaktır. Bunu sen kendin de biliyorsun. Bu bile zaten yeterince bir neden. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Bunda daha önce örnekleri var. Tabağının kenarında kıl olan arkadaşımızı iptal ettik. Tamam Barış. Bırak. Beyin salatası arkadaşlar. Ne yapıyorsun ya? Bir saniye. Hop. O salladı değil. Ne aldın şey oradan? Almadım. Gelip bakabilirsin. Sosun üstünden bir şey aldım. Yok şey almadım. Hayır. Almadım diyorum. Hayır ben burada... gördüm. Bütün tabağı olduğu gibi iptal ediyoruz. Daha önce buraya maydanoz parçası atmak isteyen veya son anda el çabukluğuyla bir şeyler koymak isteyen arkadaşları da tespit ettik. O tabakları da iptal ettik. Bu yüzden senin tabağında gerçekten biri iki zorlayacakken böyle bir hatadan dolayı da buraya geldi. Esra, zor bir gece olacak. Evet. Bota, kara gece, zor bir gece. İlk turda yapamadık. Yine bir şey aksi gitti. Ben bir şeyi fazla kaçırdım. Şimdi ikinci turdayız. Dört arkadaş burada yarışacağız. Ve sizin tabağınızı hazırlayacağız. Gerçekten çok güzel, çok teknik ve çok lezzetli bir tabak. Ben bu tabağı çıkartmak için elimden gelenin en fazlasını yapacağım. İnşallah güzel de bir tabak hazırlayacağım. Sizin beğeninize sunacağım. Herkese de başarılar. Aynı anda bu tabakta pek çok şeyi yapmak zorundasın. Bir tarafta evet, dana pişerken diğer tarafta patates pavayı hazırlayacaksın. Pürüzsüz bir bezelye püresi hazırlanacak. Mantarlar kızartılacak. Kafanda bir planlama var mı? Şimdi şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şimdi aynı anda ocağa girmesi gereken gerçekten birkaç tane ürün var. Eğer planlamayı, programlamayı güzel yaparsak, zamanlamayı ayarlayabilirsem çok fazla sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Biraz da bazı konularda pratik düşünebilen, pratik yapabilen bir insanım. Pratikliğime de burada güveniyorum. Dedim ya ben bu tabağın güzel bir tabak olarak sizlere sunmak için sabırsızlanıyorum. Ve güzel sunacağıma da inanıyorum. Bizim de isteğimiz o. 4 tane güzel tabak gelsin. Yani dana yanağının patates pavelerini değil, mantarın miktarını konuşalım. Kızarmışlığını konuşalım. Detayları konuşalım. 4 tabak arasından küçücük bir hatayı yapan gitsin. Bu yüzden de bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Dediğim gibi burada artık kötü yemek yapabilen, kötü yemek yapan kimse yok gibi geliyor bana. Bu pota oyunda da hele özellikle son 4'te sadece ufak detayların götüreceği. Ha tabii ki insanoğluyuz. Bazen çok istisna olur ama işte bir kasnak unutulur, bir şey unutulur. Ocağın üstünde bırakırız. O birazcık böyle başka bir boyut diyorum ben. Öyle kötü sorunlar yaşamazsak aramızdan gerçekten böyle ufak tefek farklarla bir kişi elenecek.